Meteoroloji Genel Müdürlüğü rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın 21 Kasım 2024 Perşembe günü ve gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale çevrelerinde genellikle güney ve güneybatı yönlerinden, Batı Karadeniz kıyılarında öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Uyarıda ayrıca çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı da vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarında olan D100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Düzce'de 2024 yılı Ekim ayında 148 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 124 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 213 kişi ise yaralandı. 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ise toplam 1215 yaralamalı ve ölümlü 1086 maddi hasarlı kaza meydana gelirken kazalarda 22 kişi hayatını kaybederken 1930 kişi ise yaralandı. Hem faydaları hem de aromasıyla özellikle kış aylarında tercih edilen ıhlamur, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmesi, öksürüğü kesmesi, ateş düşürücü ve terletici özellikleri sayesinde solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle tanınıyor. Ayrıca boğaz ağrısı ve solunum yolundaki tahrişlere iyi gelmesi, iltihaplanmayı önleyici ve kemik iltihabı tedavisinde destekleyici rolüyle hem doktorlar hem de kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor. Ne kadar niyazan burası? Artık kış geldi. Evet, havalar soğudu. Ilamur'a talep var. Yoğun bir tarafı var. Şimdi havalar soğumaya başladı. Millet öksürmeye başladı. Onun için klasik ılamur demliği biçiyorlar. Bu sene de ılamurlar kuru havalar nedeniyle fiyatları bayağı fırladı. Şu anda bende satış fiyatı 1250 kilosu. Yani şehir, büyük şehirlerde 2000 lira kadar geçtiğini söylüyordu şehirler. Ya bu hava şartlarına kaynaklı. Bu sene yazın kurak geçmesi. Ilamur'un ağaçta yandı ve millet toplayamadı. Talep çok. Ürün az. Fiyatlar fırlıyor. Peki artık kış geldi. Malum havalar çok soğudu. Ilamur talebi çok olacak ama yeterli midir? Yetmez ya. Türkiye nüfusu belli. Bölgede az yetişiyor. Şehir dışından geliyor buraya. Bursa'dan, Zonguldak, Alaplı, Ereğli tarafından getiriyorlar. Dükkanları geziyorlar. Köyler getirir zaman biz alıyoruz ellerini. Peki daha da artar mı? Artar. Büyük şeyler 2000 lira geçmiş görüyorsun. Müşterilerim söyle. Altına geçebilir ileride. Olay Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan markette çalışan Şelale Mırzalı isimli kadın iş yerine gittiği sırada silahla vuruldu. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Mırzalı vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetin faili AA'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede Çamyolu Mahallesi mevkiinde yakaladı. Yakalanan AA Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Bir çocuk annesi olan Şelale Mırzalı'nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. Mırzalı'nın AA ile yaklaşık 3 ay önce Adapazarı'nda aynı yerde çalıştığı AVM'de tanıştığı ve aralarında gönüllü ilişkisi olduğu da öğrenildi. Cinayet faili AA çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adam burada da muhtemel yok. Adam burada da muhtemel yok.
telefonun bir sonrası var. Bir şey söyleyeceğim, bir şey. Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Camitepe mahallesinde yaşayan 7 hane 52 yıldır kullandıkları bağlantı yolunun arsa olduğunu ve satıldığını öğrenince şoke oldu. Arsanın İstanbul'da ikamet eden bir kişi tarafından satın alındığını belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Camitepe mahallesinde ikamet eden Halil İbrahim Usta Ömer şöyle konuştu. Burada bir şahsın akşam buraya gelip 840 metrekare arsası olduğunu söyledi. Burayı ben kapatacağım diyor. Bizim başka burada bir yolumuz da yok bu parsellerde. Biz burayı havadan mı ineceğiz biz? Bizim burada yol sorunumuz var. Bunun yetkililerin bu yol sorunu çizmesi lazım. Yani çözülmesi lazım bu yol sorunu. Şimdi burada başka bir yol yok. 52 yıldan beri ben bu yolu kullanıyorum. 72'den beri burada oturuyorum ben. 52 yıldan beri ben bu yolu kullanıyorum ben. Başka parsellerde bizim yolumuz yok. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bizim yolumuzu atsınlar, nasıl atacaklarsa, ama belediye olur, ama valilik olur, ama büyükşehir belediyesi olur. Yani hangi makam olursa olsun bizim burada yol sorunumuzu çözmeleri lazım, acilen. Çünkü burayı yarın bu adam şahsiyet kapatacak burayı. Burada 6 hane var, hatta 7 hane var. Bu hanelerin olduğu yerde 101 ada 1, 101 ada 2, 101 ada 3, 101 ada 4, 101 ada 5, 101 ada 6, 7, 8, 9, 10'a kadar olan parseller var içeride, bizim kullandığımız arazi parsi, tapulu yerlerimiz var. Biz buralara nasıl geçeceğiz biz buralara? Bizim hastamız olur gece, benim torunum hasta, İstanbul'a git geliyor, böbrek nakli oldu. Biz buraya nasıl geçeceğiz? Benim anlamadığım şu, yani şimdi burada Melen Projesi'nin, ben burada bilinçlilik yaptım yıllardır, Melen Projesi'nin olduğu yerde 3 tane boru geçiyor. 40 metre, bunun güneyinden 40 metre kuzeyine kimse bir şey yaptırmıyor devlet buna. Bu arsalar da bu metrelerin içinde kalıyorlar. Buraya nasıl imar verilmiş? Buraya nasıl parsel yapılmış? Bunu anlamış değilim ben daha. Şurada benim şeye, yol hattına, boru hattına atayım 150 metre. 150 metrede olan bir yerde benim evim tehlikeli olduğu halde bunlar bu sıfır arsaları, Milen Projesi'nin sıfır arsaları nasıl yapmışlar bunu, parsellemişler de? Peki bu arsaları belediyenin bundan haberi yok mu? Belediye bunu bilmiyor mu? Yani bura sıfır arsa bunlar. 14 tane arsa satmış. Adam geliyor, ben buradan yer aldım diyor. Ben hayır olsun diyor. Başka diyecek bir şey yok bunda. Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri kaynak suları harcına ilişkin tespit, keşif ve denetim çalışmalarını sürdürmek üzere ilçedeki su fabrikalarında denetime başladı. Zabıta ekipleri denetim için gittikleri bir fabrikanın girişinde görevlilerin engeliyle karşılaştı. Fabrika görevlileri zabıta ekiplerinin denetim için girmesini engellemeye çalışırken bir kişi elinde bıçakla ekipleri tehdit etti. Zabıta ile fabrika görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbedede yaralanan olmazken sonrasında zabıta fabrikaya girerek denetimini gerçekleştirdi. Fabrikadaki sulardan alınan numuneler incelemeye alındı. Sapanca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ne yazık ki denetim sırasında bir fabrikada karşılaştığımız tehdit ve bıçaklı saldırı İşimizin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm zorluklara rağmen güvenlikten ödün vermeden
hukuki çerçevede hareket ederek görevimizi başarıyla tamamladık denildi. Girmeme gibi bir durumumuz söz konusu değil. İçeri girilecek, keşif yapılacak, oradaki her şeye bakılacak, ondan sonra da çıkacağız. Ama dediğim gibi hiçbirinizin hukuki sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk bende. Bugün uzun zamandan beri hazırlandığımız su fabrikalarının denetimi için arkadaşlarla birlikte talimatım doğrultusunda denetlemeye gittiler. Hukuk çerçevesinde itidalli bir şekilde hareket edip hakkımız olanı, Sapanca'nın hakkı olanı, Sapanca'nın doğal kaynaklarını, Sapanca'nın faydasını kullanmak için hukuk çerçevesinde hareket ediyoruz. Dirençle karşılaştık ama ancak tüm hazırlıklarımızı hukuki olarak yaptık. Hukuki bir zemindeyiz. Vicdanımız rahat, gönlümüz rahat. Dediğimiz gibi ne kimsenin hakkını yeriz ne de bir Sapancalı'nın hakkını bir başkasına yediririz. Tekrar bugün gösterdiğiniz kararlı ve dirayetli dik duruşunuzdan kaynaklı hepinizi teker teker tebrik ediyorum. İtidalli davrandığınız için de teşekkür ediyorum. Onların yaptığı terbiyesizliğe en güzel cevabı da zaten içeri girip istediğimizi alarak çıktığınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra da her şeyi yavaş yavaş yine hep beraber düzeltmeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde Babaanne Perdesi ismiyle perde satış furyası başladı. Sosyal medyada eski perdelerini pahalıya sattığı iddia edilen kişiler nedeniyle ikinci el eşya satış siteleri fiyatları milyon TL'leri bulan antika perde ilanlarıyla doldu. Üstünde çiçek motifleri olan eski perdeleri satmak isteyenler Bolu'da uzun yıllardır antikacılık yapan Ercan Eroğlu'nu bıktırdı. Eroğlu her gün onlarca kişinin eski perdeleri kendisine 500 bin TL ile 1 milyon TL gibi fiyatlarla satmak istediğini söyledi. Her gün onlarca kişinin perde satmak için aradığını veya mesaj attığını aktaran Eroğlu şöyle konuştu. Mağaza olarak 4 yılın üzerinde 4,5 yıllık mağaza geçmişimiz var. Ama onun öncesinde 15 yıldan fazla toplayıcılığımız var. Şu an şunu ifade edeyim. Türkiye'de antika işiyle uğraşan herkesin bıktığı, artık illallah dediği bir durumdayız. Şöyle söyleyeyim. Bu durum 5 gündür, yani 5 gün öncesi başladı bu furya. Artık telefonlara bakamaz hale geldik. Aşırı bir telefonla arama, WhatsApp'tan fotoğraflar atma falan var. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu perdeler antika veya koleksiyonluk ürünler değildir. Mümkün değil efendim. Şöyle söyleyeyim. 1800'lere orijinal Osmanlı dönemin bir kılıç 8 ila 10 bin liraya satılırken bir perdenin 200-300 bin lira, 500 bin lira gibi rakamlar etmesi imkansız. Efendim anlamak istemiyorlar, kabullenmek istemiyorlar. Çünkü buna inanmışlar. Getiri bekliyorlar. Gerçekleri söylediğimiz zaman da kimi olumlu karşılıyor, teşekkür ediyor. Kimi de inanmayarak başka yerlere arıyor. Maalesef şu an Türkiye'de bu şekilde bir standart olmadığı için isteyen istediği ürünü istediği fiyata koyabiliyor. Öncelikle antika veya koleksiyonluk ürün kimden alınır? Gerçekten bu işi icra eden. Bu ruhsata sahip, bu belgelere sahip olan kişilerden alınmalı. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin gece denetim yaptığı bir noktaya YEK idaresindeki 35 KZ'ye 88 plakalı otomobil girmek istedi. Polisin dur ihtarı yaptığı araç uygulama noktasından kaçtı. Ekiplerin peşine düştüğü YEK, Sağlık Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ters yönden kaçtı. Peşine onlarca polis ekibini takan YEK, 15 dakikalık kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekiplerinin köşeye sıkıştırdığı otomobilin trafikten men cezasının bulunduğu öğrenildi. Sürücü hakkında ceza işlem uygulanırken araç da trafikten men edildi. Yangın Sağlık Mahallesi, Cefakar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre RK isimli vatandaş, elektrik arızası bulunan
54 ADK 887 plakalı otomobilini sanayiye götürmek istedi. Park halindeki aracın marşına basan RK motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Motor kısmında elektrik kaynaklı çıkan yangın otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Olay yanı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil kısa süre içerisinde söndürüldü. Motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay 17 Kasım tarihinde D100 Karayolu'nun Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden düğün konvoyundaki hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri gelin arabasının arkasında yer almak için birbirini sıkıştırdı. Sonrasında konvoydaki başka bir otomobil sürücüsü de bu iki aracı sıkıştırdı. Dakikalarca süren olayda 3 araç trafiği tehlikeye attı. Yaşananlar arkadan gelen ve kaza tehlikesi atlatan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde miniklere yönelik etkinlik düzenlendi. Kendi günlerinde minikler İsrail tarafından zulme maruz kalan Filistin'deki kardeşlerini de unutmadı. Ellerindeki çocuklar için güvenli bir dünya ama dünyadaki tüm çocuklar için, çocuklar için eğitim ve adalet tüm dünyada gibi pankartlarla ve dünya küresi üzerinde yazan savaşsız, açlık olmadan adil bir dünya istiyoruz. Tüm çocukların yaşamaya hakkı var yazılı kağıtlarla yeryüzündeki insanlara seslendiler. Etkinlik verilen mini konseriyle son buldu. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bizler dünyadaki tüm çocuklar eşit haklara sahip olmaya, sevgiyle büyümeye ve güven içinde yaşamayı istiyoruz. Bütün çocuklar dil, din, ırk, cinsiyet ya da başka bir farklı yönetimle aynı haklara sahip olmalıdır. Her çocuk sağlıklı bir şekilde büyüme, eğitim alma, oyun oynama ve güvende olma hakkına sahiptir. Ancak dünyanın bazı yerlerinde çocuklar bu haklardan mahrum oluyor. Birçok çocuk savaşlar, yoksulluk, açlık ve şiddet nedeniyle acı çekiyor. Filistin'deki çocuklar gibi bazı çocuklar zulme uğruyor. Onlar evlerinden, okullarından ve arkadaşlarından kopartılıyor. Savaşın ve soykırımın acımasız yüzüyle karşı karşıya koyuyorlar. Bugün Filistin'deki çocuklar ve dünyanın her yerindeki bütün çocuklar için sesimizi duyuyoruz. Bizim gibi tüm çocukların gülmeye, oynamaya ve güvende olmaya hakkı var. Kimse bu hakları onlardan alamaz. Biz çocuklar büyüdüğümüzde bu dünyayı daha azlık, eşit ve barışlı bir yer yapmak istiyoruz. Ve bugün burada dünyadaki çocukların haklarını savunarak sesimizi duyuyoruz. Çünkü hepimiz Filistin, Arakan, Ukrayna, Yemen, Suriye, Somali, dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocuklar aynı haklara sahip olmalıyız. Bizim sesimiz onların da sesidir. Ve her bir çocuğun hakkı koruyana kadar durmayacağız. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün işte o zaman kutlayacağız. Çocukların haklarının korunduğu daha güzel bir dünya diye kalplerini sunuyoruz. Dünyada eşit ve adil bir yaşam istiyorsak çocuklarımızın eşit yaşamasına, adil olmasına ve çocuklarımızın eğitimine hassasiyet göstermek zorundayız. Dünyadaki tüm çocuklarımızın haklarını ve eşit bir şekilde yaşamaları için mücadele etmek zorundayız. Çocuğumuzun anne babasına olan samimi duyguları, anne babanın toplumdaki merhametini, sevgisini güçlendirir. Onun için diyoruz ki, Ayşe'nin söylediği gibi, tüm dünyadaki çocuklar haklarını alsın. Tüm dünyadaki ezilen, katledilen, yok edilen çocuklarımızın haklarını korumak hepimizin görevi olsun. Gazze'deki, Arakan'daki, Libya'daki, Suriye'deki, Irak'taki ve Türkistan'daki çocuklarımız başta olmak üzere.
tüm dünyadaki çocukların eşit ve adil yaşaması için, daha adil bir dünya için, sevgi için, merhamet için çocuklarımızın haklarının verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için diyoruz ki biz de çocuklar geleceğimiz. Çocuklarımızın her birisinin maddi karşılık beklenti içerisinde olarak din, ırk, mezhep ayrımı gözeterek çocukları katletmek dünyayı yok etmekle aynı eşdeğerdedir. Çocuğun hiçbir şekilde savunmasız ve kendi iradesiyle yaşama hakkını elinden almaya çalışanlara çağrımız şu olsun. Sadece sloganla hak vermeyelim. Gerçekten çocuklarımızın bu dünyada eşit şartlarda yaşaması için onlara sahip çıkalım. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere yönelik eğitim çerçevesinde narkotik madde kullanımı ve kullanıcıların nasıl tespit edileceği konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca şüpheli durumların tespiti, kullanıcının sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak nasıl etkilendiği ile narkotik maddelerin tanıtımı gibi konular ele alındı. Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve kamu personelinin şüpheli durumlara karşı daha bilinçli hareket etmesini sağlamak için düzenlenen konferans sonunda eğitimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi. Ailevi sıkıntıları artıyor. Sağlığına çok ciddi olumsuz yan etkileri olan maddeler bunlar. Sağlık problemleri başlıyor. Hepsi birleşiyor. Bu sefer artık kişi işin içinden çıkamaz hale geliyor. Maalesef bunun sonucunda da yine bireyi ölüme kadar götürebiliyor. İlk başta genellikle bireyler sosyal medyada, arkadaş çevresinde bu maddeyle tanışıyorlar. İşte acaba ben de kullanabilir miyim? Nasıl bir etkisi var? Belirtileri nelerdir? Kullananlar ne yaşıyorlar? Bir de özellikle lise veya üniversiteye yeni başlayan gençlerde sırf belli arkadaş gruplarına dahil olabilmek amacıyla, onların yanına geçebilmek, onların yanına arkadaşlık kurabilmek amacıyla bu tarz yanlış şeylere sürüklenebiliyorlar. Şimdi şöyle bir gerçek var. Hiçbir uyuşturucu madde, buna alkol, sigara da dahil, insanların hiçbir sorununu geçirmez. Aksine zaten kişi ilk başta diyor ki ailemle tartıştım, annemle babamla tartıştım diyor. Dışarıya çıktım, arkadaşlarımın yanına gittim.